BRT ve Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Belçika'ya gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında döndükten sonra merkez yürütme kurulunu belirleyeceklerini söyledi. Lamia'nın bizim yalnız A takım B takım. Erdoğan seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp merkezli yürütme kurulumuzu belirlemiş olacağız ve merkez yürütme kurulunu belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak ve bununla ilgili kongre kapanışındaki teşekkür konuşmamda da ifade ettiğim gibi bütün bakan arkadaşlarımızdan şöyle 6. ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritası isteyeceğim dedi. Geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak? Ve bununla ilgili kongre kapanışındaki teşekkür konuşmamda da ifade ettiğim gibi bütün bakan arkadaşlarımızdan şöyle 6. ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim. Bütün bakanlıklar yıl sonuna kadar neler yapacaklar? Bir yol haritasını bizim önümüze koymalı ve bu yol haritası 6 aylık bir yol haritası olmayacak. Bu yol haritası 2019'a kadar devam edecek bir yol haritası olacak ve her bakan ve bakanlık önümüzde ne var? Ne yapacağız? Bunları bir defa altındaki tüm çalışma arkadaşlarıyla paylaşacak. Ve bu konuyu da İki yönlü olarak takibi planlıyorum. Bir, Cumhurbaşkanlığındaki oluşturacağım bir ekiple, iki, partimizdeki oluşturacağımız bir ekiple bütün bu bakanlıklardaki bu yol haritamızı yakın takibe alacağız. Yani hazırlanan takvim çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bütün bakanlıklar bu görevleri yürütüyor mu, yürütmüyor mu? Bunları yakın takiple sürdüreceğiz. Zira önümüzde 2019 süreci ülkemiz için, milletimiz için çok çok önemli bir süreç. Tabii diğer konu zaten Başbakan Vekili olarak Binali Bey'le de bunları değerlendirmesini yapacağız. Olması gereken bir şey varsa, yapılması gereken bir şey varsa onları da zaten kararlaştırır, adımlarını atarız. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan bugün düzenlediği basın toplantısında hükümetin FETÖ ile mücadele edenlerin üzerine gittiğini söyledi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yine Türkiye'de FETÖ ile mücadele yalanı, uydurması adı altında toplumun muhalif kesimlerine dönük saldırıların devam ettiği günlerden geçiyoruz. Hükümet FETÖ ile mücadele etmiyor. Hükümet tam tersine FETÖ ile mücadele edenlerin üzerine gidiyor. Son günlerde yaşadıklarımız bunu çok açık biçimde gösteriyordu. Özellikle Sözcü gazetesine yönelik soruşturma FETÖ ile mücadele yalanının çöktüğü andır. Sözcü gazetesi başından bu yana FETÖ ile kararlı mücadele yürüten yayın kuruluşlarımızdan birisidir. FETÖ'nün revaçta olduğu zamanlar bile cesaretle manşetler atabilmiş bir gazetemizdir. Sözcü sözünün eridir ama hükümet sözünün eri değildir. Bunu biliyoruz. Hükümet FETÖ ile mücadele etmek yerine FETÖ ile mücadele edenleri soruşturmakla meşguldür. Çok ilginç bir kumpasla karşı karşıyayız. Ne yazık ki kumpaslar devri devam ediyor arkadaşlar. Kumpaslar dönemi devam ediyor, bitmedi. Dün FETÖ'cülerin kumpaslarına ortak olanlar sonra bu kumpasları ifşa ettiklerini söylüyorlardı. Ergenekon, Balyoz gibi kumpasları. Ama şimdi görüyoruz ki yeni kumpasların peşindeler. Cumhuriyet gazetesi FETÖ'ye karşı kararlı mücadele yürüten bir gazete.
Cumhuriyet gazetesini FETÖ'cü diye suçlayan, soruşturmayı yürüten savcı FETÖ sanığı. Hakkında dava var. Ve o savcı hala o soruşturmayı yürütüyor ve hala gazeteciler tutuklu. Sözcü gazeteci FETÖ ile mücadele konusunda yıllardan bu yana kararlılığından kimsenin şüphe duymayacağı bir gazete, FETÖ'cülükle tescilli bir tanığın ifadelerine dayanarak Sözcü gazetesine karşı FETÖ'cülükten soruşturma başlatılıyor. Bu bir yeni kumpasın çok açık işaretidir. Demek ki AK Parti önceki kumpasçı ittifaklarından kaynaklanan tutumunu devam ettirmeye kararlı. Çünkü hedefi gerçekten FETÖ ile mücadele değil, bu ad altında her türlü muhalefeti tasfiye etme hedefidir. Değerli arkadaşlar, darbenin siyasi ayağı gizleniyor. Israrla bunu söylüyoruz. Israrla darbenin siyasi ayağı gizlenmeye devam ediyor. Darbenin siyasi ayağını oluşturanlar bugün olağanüstü hal yetkilerini kullanıyorlar. Darbenin gerçek siyasi ayağı o hal yetkilerini kullanarak medya üzerine saldırıyor. O hal yetkilerini kullanarak toplumsal muhalefeti bastırmaya çalışıyor. O hal güç ve kudretini kullanarak darbe komisyonunun çalışmalarını durduruyor, engelliyor. Bununla ilgili Genelkurmay ana davası başladı Sincan'da. Darbeyle ilgili Genelkurmay baskınına ilişkin dava başladı Sincan'da. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak müdahale talebinde bulunduk. Bu davayı mahkeme karar vermesi halinde müdahil olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Sayın seyirciler, 2016'da çıkan 6736 sayılı kamu alacaklarının yapılandırması yasasından faydalanmayan ve 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş borcu bulunan mükellefler için yeni bir yapılandırma yasası hazırlanıyor. Fakat bu yeni yapılandırmadan 6736'dan yararlanıp da taksitlerini ödeyemeyenler kesinlikle faydalanamayacak. Defterdar Osman Koçaş konuyla ilgili bilgi verdi ve mükelleflere çok önemli uyarılarda bulundu. Yeni bir yapılandırma yasası Meclise görüşülüyor. Bu yasa içerisinde işte kamuya da mal olan, biliyorsun, hurda araçların tasfiyesi söz konusu. Erken ödeme indirimi. İşte ve yeni bir yapılandırma yasası daha gündemde. Şimdi bizim basına sızdığı kadarıyla biliyoruz. Bakınız, basına sızdığı kadar. Şu anda mecliste görüşülmüş şeklini bilmiyoruz ama basına sızdığı kadarı biliyoruz. Bu yasa 31 Mart 2017 tarihini esas alan. Bakınız, bu bizim 6136 sayılı yasamız 30 Haziran 2016 tarihin itibariyle kesinleşmiş kamu alacaklarını esas alıyor. Evet, bu net. 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş kamu alacaklarını esas alan bir düzenlemeydi. Mali İdare bunlarla da yetinmedi. Dedi ki, ben gerek bu yasanın işte ilanından haberi olmayan, gerek farkında olmayan, gerekse ihmal gösterip bu yasadan yararlanmak için başvurmayan mükelleflerimize ben bir imkan daha tanıyorum. Bu imkan nedir? Dedi ki, ben 31 Mart 2017 tarih itibariyle kesinleşmiş kamu alacaklarına bir imkan daha tanıyorum. Yani o 6736 sayılı yasadan yararlanmak için başvurmayan veyahut da kesinleşmiş kamu alacakları bu tarih itibariyle olan, 31 Mart 2017 tarih itibariyle olan mükelleflerimize bir şans daha tanıyoruz. O yasa henüz çıkmadı. Onun detaylarını daha sonra çıkınca evet. Görüşürüz. Ancak mükelleflerimiz şu zehaba kapılıyor. Mükelleflerimiz zannediyor, işte efendim nasıl olsa bir mecliste görüşeyim, yasa daha var. Ben şimdi bu 31 Mayıs 2017 tarihi yatırmayayım, ödemeyeyim. Biraz daha zaman kazanayım. Nasıl olsa bir yasa daha var. Ben ondan yararlanırım zehabına kapılıyor. Kesinlikle Zafer Bey, sizin adına söylüyoruz. 6736 sayılı yasadan yararlanmak için başvurmuş, gerek birinci taksidini, gerek ikinci taksidini ödememiş, gerek ikisi de ödememiş, gerekse sistem dışına çıkmış, cari dönem ödemeden yerine getirmemiş mükelleflerimiz kesinlikle şu anda mecliste çıkacak olan yasadan yararlanamayacak. Buradan sesleniyor. Bu mükelleflerimiz evet, kesinlikle hava kapılma karıştırılıyor. Evet. Biz de bunun üzerinde çok duruyoruz. Yeni çıkacak yasadan kesinlikle karıştırılmasın. O yasanın
içeriği farklı. Yarınca mükellef portföyü de farklı. Evet. Bu yasa ayrı, o yasa ayrı diyoruz. Onun için bu yasadan 6136 sayılı yasadan yanılmak için başvuru mükelleflerimiz mutlaka, eğer sistemin içine çıkmışlar ise 31 Mayıs 2017 son başvuru, pardon başvuru değil, bu taksitlerini ödeme süresi. Bir de şunu bilmesini istiyorum. Bu bir başvuru değil. Evet. Başvurup da çeşitli nedenlerle süresinde, zamanında bu yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükelleflerimizde tanınmış bir imkan diyelim. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük'te yayın yapan bazı internet sitelerini eleştirdi. Vergili özellikle sosyal paylaşım sitelerinden haber amaçlı yapılan paylaşımlarla ilgili konuştu ve tepkisini dile getirdi. Yani gazeteler bir konuyu biraz daha ciddiye ele alıyor. Bir de gazeteciyim deyip de şu anda Facebook'ta gazetecilik yapanlar var. Evet. İnternet gazeteciliği yapanlar var, bazı arkadaşlarımız. Bak bazıları diyor. Yap, mükemmelini yap bu işi. Mükemmel yapanlar da var. Doğrudur. Şimdi sen buradan bir tane laf atıyor. Evet. Bilmem ne yapıyor. Ya şimdi bunlar bir şey yok yani. Bildiğim kadarıyla yani bu internette veyahut da Facebook'ta işte bu böyle laf atmalara flört mü deniyor? Flört yani. Ben hiç kullanmadığım için başkanım. Böyle tabirler var. Flört atıyor kendine göre. Benim tek ekranım kendine burası. Kendine bir laf. Onun da zaten 40-50 tane takipçisi var. Onların bir ön plana geliyor. E bunlar ne oluyor? Sen de hangi yaraya parmak basmış oluyorsun? Evet. Veyahut da senden gelmiş birisi bir şey menfaat talep etmiş. Bu şekilde bak ben ne diyorum? Gazeteci arkadaşları ben bunlardan tenzih ederim. Kesinlikle. Ama şu anda işte kalemi kuvvetli, kalemi bilmem neymiş gibi gözüküp işte yazanlar senden bir şey talep etmiş. Sen bunu karşılamamışsın. Adam başlıyor yazmaya, eleştirilere. E bu ne oluyor? Ve sen benden 3 gün evvel ne istedin? Evet. Sonra ne yazmaya başladın? E ben senin şöyle olması lazım, inandırıcılığı. Senin benden bir talebin olmaması lazım. Doğru. Ben senin de gerçekten bu konularla ciddi olarak ilgilendiğini düşüneyim. Seni arayayım o zaman. Ama seni arayayım ben yani. Doğru. Ben niye? Ben Karabük'ten ilgili ciddi yazılacak her konuyu veyahut da benim aranıp da sorulacağım her konuyu ben en dikkatli şekilde onlara ilgilenirim ben. Ve olayı da küçümsemem. Bir adamın fikrini de küçümsemem. Kesinlikle. Bak yani şimdi hiçbir, bak ben size bir şey söyleyeyim. Yani bir insan işte görünüşte çok böyle aptalmış gibi görünebilir. Çok safmış gibi gözükebilir. Şu olabilir, bu olabilir. Bunların hiçbirisi beni ilgilendirmez. Sen o saf görünüşlü veyahut da aptal görünüşlü yani görünümün altından adam bir kelime yapar. Bir kelime konuşur, sen ne olduğunu anlayamazsın bile. Katılıyorum. Bak sen ne olduğunu anlayamazsın bile. O kelimeyi sen bir hafta oturursun çözemezsin bile yani. Herkesin kendine göre çok farklı kabiliyetleri vardır. Bir adam böyle çok aptaldır, salaktır ama o adamın öyle bir kabiliyeti vardır ki sen ben öbürü yapamaz yani bu işi. Doğrudur. Öyle yetenekleri olabilir insanlar. Doğru. Onun için de hayatımda hiç kimseyi küçümsemedim bakın. Ve yani ister deli olsun, ister mezup olsun olabilir, hiç fark etmez. Onun söylediği lafı bile küçümsemedim. Çünkü adam çok önemli bir şey söyleyebilir sana bir anda. Sen onun içinden çıkamazsın. Ben de ne diyorum? Adam eğer ciddiyse ben zaten o konuyu veyahut da biraz adam yani gerçekten hani böyle altında farklı bir düşüncesi yoksa ben her konuyu dikkate alırım ben yani. Sayın seyirciler, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 2016-2017 eğitim öğretim dönemi yıl sonu sergi açılışını gerçekleştirdi. Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi. Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Safranbolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Öztaş açılış konuşması yaptı. Protokol üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından Zati Ağar İlkokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi yaptı. Dereceye giren sporcu kursiyerleri ve kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. Adından da anlaşılacağı gibi oldukça geniş uygulama alanına sahip olup faaliyetleri rastgele değil planlı ve programlıdır. Öğrenmenin yalnızca okulla, statüyle, yaşla sınırlı olmadığının en önemli göstergelerinden bir tanesi hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde kapsamında düzenlediğimiz kurslardır. Bu kurslara bizler
hem kursiyerlerimizin meslek sahibi olmalarını, aynı zamanda ilgi, yetenek ve yeterliliklerin ortaya çıkartılması, aynı zamanda ise milli hafızamızı barındıran kurslarımızla da kültürel zenginliklerimizi halkımızla buluşturuyoruz. Yıllardır bu açılışları yapıyoruz, kursları düzenliyoruz. Özellikle bugün bir şey dikkatimi çekti. Demek ki bakıyormuşuz ama görmüyormuşuz. ASO'yu gördüm. O sonradan hoşuma gitti. Akşam sanat okulu. Onu hiç düşünmemişiz. Kursların belki bana göre en önemli yönlerinden birisi de demek ki kurslarımızı, akşamlarımızı değerlendiriyoruz. Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen el sanatları kursunu başarıyla bitiren 19 Kosovalı kadın bugün Karabük Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Yaklaşık 10 gün süren eğitimde Kosova'nın Gilan şehrinden gelen 19 kadın öğrenci ipek halı dokuma, tel kırma, takı tasarımı, cilt bakımı ve kuaförlük eğitimi aldı. Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Kent Konseyi Başkanı Kazım Özcan katıldı. Bir süreyle Karabük şehrimizde misafir etmeye çalıştı. Bu misafir etmemizdeki amacımız burada Balkanlarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını kendilerine usta öğretici hocalarımız sayesinde öğretmek ve kendi ülkelerine döndüklerinde bu geleneksel el sanatlarını kendi memleketlerinde, şehirlerinde yaşamaları ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktı. Kendileri buradaki kültürel ve geleneklerimizi bir köprü olarak memleketine getirecekler. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Zaten kendileriyle tarih boyunca yıllardır bir dostluğumuz var, birlikteliğimiz var. Biz kendilerini bizden ayrı saymıyoruz onları. Kent Konseyi'nin bu şekildeki faaliyetleri aynı şekilde Milli Eğitimimizin, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün vermiş olduğu destekler ve Kosova ile ilgili bu sıcak ilgi, temas, bunların daha da fazla geliştirilmesi yönündeki ilk adımların yapılması bizi son derece memnun etti. Bizim arzumuz gene aynı şekilde kardeş olarak görmüş olduğumuz, sizin yaşamış olduğunuz topraklarda daha iyi bir işbirliği içerisinde, daha fazla kültürel işbirliği içerisinde bu girişimlerin devam etmesi. Tabii biz de bunu öncelikle Kent Konseyimizden bekliyoruz. Kent Konseyimiz bu faaliyetleri biraz daha ilerleteceği inancına sahibiz. Yalçın hocamızın bize çok büyük... Tasarımcımız Grilona gel bakalım. Aynen. Viola takımı gibi please. Aynen en son koyalım. Çok teşekkür ediyorum herkesin adına.
Biz öğrendiklerimizi Kosova'ya da taşıyacağız. Karabük'ü öğrendiklerimizi, her şeyi Kosova'ya da anlatacağız. Harika. Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Mahallesi'nde bozuk olan eski asfalt freze makinesiyle kazınarak yeni asfalt dökülüyor. Karabük Belediyesi tarafından asfaltlama çalışmalarının yanı sıra asfalt yapılacak olan cadde ve sokaklarda freze ile kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, her yıl kalitemizi artırarak yaptığımız asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Altyapısı biten ve kullanım esnasında yıpranan bütün yollarımızda uzun yıllar kullanılacak olan kaliteli ve konforlu asfalt çalışmaları yapıyoruz. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Hürriyet Mahallesi'nde kazıma çalışmalarına başladık. Kazıların ardından sıcak asfalt çalışması yapacağız. Bu çalışmalarımızın Karabük halkına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu tarafından Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde Mısralardadır Hayat adlı şiir dinletisi düzenlendi. Şiir gökkuşağının yedi rengini çocuk gülüşlerinde aramaktır. Şiir yeni gelen güne umutla merhaba demektir. Şiir uykusuz gecelerde yıldızlarla kurulan dostluk köprüsüdür. Sayın İl Eğitim Müdürüm, Sayın Şube Müdürüm, Sayın İşkur Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz. Bugün hislerimizi şiirlerle yansıtmaya ne dersiniz? Çok güzel tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve sanki bütün şiirler gözlerimi, bütün şarkılar taştığımı söylemedi. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım? Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. Karınlığını sanama benzer, öylesine yakın. Duygulu, ince, ölümsüz bir yerdekiniz kadar merrak. Oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince. Yüreğin esranlar gibi sımsıcak. Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş. Zaman sanattan, spordan, sosyalleşmeden nasibini almamış, çok affedersiniz, mahluklar yetiştirmiş olurum. Biz böyle insanlarız. Sizi tebrik ediyorum, çocuklarınıza bu fırsatı tanıdınız. Sayın seyirciler, Bolu'da yapılan yol kontrollerinde bir otomobilde 25 kilo 268 gram toz esrar ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Alınan bilgiye göre Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi yakınlarında gerçekleştirilen yol kontrolünde İstanbul yönünde seyreden otomobili durdurdu. Ekiplerin kontrollerinin ardından narkotik köpeği Sezar'la yapılan aramada otomobilin yakıt deposunda 20 paket halinde zulalanmış 25 kilo 268 gram toz esrar bulundu. Otomobil sürücüsü Adnan Karaağaç ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çupeli sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Karaağaç tutuklandı.
Düzce'nin Yılca ilçesinde Yüksel Daşsın isimli vatandaş ATM'de bulduğu 1000 lirayı 3 gün sonra sahibine teslim etti. Para çekmek için gittiği ATM'de 1000 lira bulan Yüksel Daşsın isimli duyarlı vatandaş paranın sahibini 3 gün sonra buldu. Aramadığı kimse kalmadığını belirten Daşsın, ATM'ye para çekmek için gittim. ATM kartımı kabul etmedi. Lütfen paranızı alın diye sesli bir yanıt geldi. Baktım ki orada bir miktar para var. Çevredekilere sordum. Kimse paranın kime ait olduğunu bilmiyordu. Hafta sonu olduğu için bankaya başvuramadım. Pazartesi günü bankaya gidip olayı anlattım. Onlar da paranın sahibini bulmamda bana yardımcı oldular. Kimsenin haram lokmasında gözümüz yok dedi. Paranın sahibine telefonla ulaşan Daşsın olayı anlattı. Paradan haberi olmayan Halit Kaya isimli vatandaşsa şu an kendisinin il dışında olduğunu, parayı ise merkezde bulunan yakınına teslim etmesini ricasında bulundu. Parayı teslim alan Halit Kaya'nın yakını ise insanlık ölmemiş, çok teşekkür ederiz, buradan çıkarılacak çok ders var dedi. Sahibine ulaştırdım parayı, teslim ettim. Sayın seyirciler, Düzce'de park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru keti vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Adamı geliyor yukarı. Alınan bilgiye göre Veysel Taş Yıldız otomobilini Atatürk Bulvarı Çoban mevkiindeki evinin önüne park etti. Otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu Taş Yıldız'a bildirdi. Araç sahibi yaptığı incelemede otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi gördü. Taş Yıldız ve çevredeki vatandaşların yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılınca hızlı olay yerinden uzaklaştı. Gel. Pişt, pişt, pişt. Gel. Tamam. Neredesin sen be? Evet. Kurtarma operasyonu başarılı olmuştu. Tamam. Geçti, geçti. Hadi. Tamam. Sayın seyirciler, Karabük Belediyesi'nce her yıl kurulan iftar çadırı bu Ramazan'da da Karabük halkına hizmet verecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda kent meydanında kurulan iftar çadırı Ramazan ayı boyunca Karabük halkına hizmet verecek. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla her akşam yaklaşık 600 kişinin iftar yapabileceği Ramazan çadırına ilginin yoğun olması bekleniyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, il merkezinde kent meydanına 600 kişilik iftar çadırı kurduklarını söyleyerek, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız için kent meydanında iftar çadırı kurduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ilimize konuk olarak gelen misafirlerimiz ve iftar vakti evine yetişemeyen vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde evlerinde orucunu açıyormuşçasına sıcak bir ortam hazırlıyoruz. 27 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayını şimdiden tüm Karabük halkına ve Müslüman alemine hayırlar getirmesini dilerim dedi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisine yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Kestaneci mahallesinde emekli Mustafa Orbay'ın kiracı olarak oturduğu evin sahibi kirayı almak için eve geldi. Kapıyı açan olmayınca ev sahibi durumu polise bildirdi. Söz konusu adrese gelen polisler girdikleri evde Orbay'ın mutfakta hareketsiz yattığını tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orbay'ın uzun süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Orbay'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aklım da gittim bir yere. Ben de ahşap. İçeri mi gittin? Yok canım. Ağza getirdim de. O ben ayarlayacağım. Daha şimdi. Devam. Sürelim bak, sürelim bu tarafa. Ön taraf. Bartın'da Grup İmer'e konserinde sahneye çıkan bir genç kız arkadaşına sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.
Uzun yıllar. Bartın Üniversitesi'nce düzenlenen Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği etkinlikleri kapsamında konser veren grup İmera, sevilen şarkılarıyla öğrencileri coşturdu. Konser esnasında sahneye davet edilen İslam Çağrı Sarıkaya, lise yıllarından beri kız arkadaşı olan Yasemin Özdemir'e "Benimle evlenir misin?" diye teklifte bulundu. Teklifin ardından solist Hüseyin Ulusan, Özdemir'i sahneye davet etti. İzleyicilerin alkışlarıyla sahneye gelen Yasemin Özdemir, Sarıkaya'nın evlenme teklifini kabul etti. Sarıkaya da evlenme teklifini kabul eden Özdemir'in parmağına yüzük taktı. Konseri izlemeye gelen gençler bu mutlu ana alkışlarıyla destek verdi. Oraya boş ver ya. Orası tabii ki bizim kardeşlerimiz ama şu anda senin anın yani. Hatırlar mısın? Sana sevgimi anlatan bir şiir yazmıştım. Geçirdiğimiz zamanlar aklımda sanki dedim. Seni unutmayacağım dedim ki büyük yemin. Evet ya, sevdi seni İslam, sevgisinden çok emin. Seni dünyalar kadar çok seviyorum Yasin. Herkesin huzurunda. Benimle evlenir misin Yasin? Olursunuz. Ben Yusuf'un geçmişini de biliyorum. Daha önce konuşmuştuk bunu sahiden önce. Uzun yıllardır birlikte olduğumuz kız arkadaşımla mezun olmadan önce güzel bir sürpriz yaparak teklif etmek istedim. Fikir çok hızlı gelişti. Hatta bu yola girerken çok büyük problemler yaşadık ama Allah şükür hepsini atlattık. Allah'ın izniyle yuvamızı kurma yolunda bir adım daha. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Sayın seyirciler, Samsun'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda Irak kuyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Canik ilçesi, Karşıyaka ve belediye mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak kuyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için kanoyla İstanbul'dan Trabzon'a gitmeyi hedefleyen Şenol Özdemir Samsun'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda özel bir havalimanı şirketinde çalışan 41 yaşındaki Özdemir, 29 Nisan'da İstanbul'dan Bostancı sahilinden denize indiği kanosuyla Trabzon'a gitmek amacıyla yola çıktı. Günde ortalama 60 kilometre kürek çekerek Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü'ne ulaşan Özdemir, burada Anakent Spor Kulübü kano antrenörü Zafer Benli ile personel Hüseyin Yöntem tarafından karşılandı. Özdemir deniz kayığı kanoyla İstanbul Bostancı'dan Trabzon Beşikdüzü Limanı'na doğru sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için sefere başladığını söyledi. Samsun'da fırtınadan dolayı gecikmeli olarak geldiğini anlatan Özdemir, en geç 6 gün içinde Trabzon'a ulaşmayı planladığını belirtti. Çok kıymetli insanları tanıyorum. Hatta birçok yerde bunu duyup da uyuşturucu kullanıp ve bunu bırakmak isteyen, bırakmaya çalışan, bırakmış olan insanlarla tanıştım. Bunlarla konuştuk, dertleştik. İnanın yol gösterin dediler ve biz bildiğimiz, tanıdığımız etrafımızdaki arkadaşlarımıza yönlendirdik. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Sizin de ilginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Dediğin gibi
Haberimiz olsun, haberleşelim tamam, mutlaka. Daha boş ha ya. Bültenimize spor haberleriyle devam edeceğiz. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında yaz ferahlığını erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Eylül'e kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize yaz aylarının canlılığını getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine yazı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları Ankara Caddesi numara 87. Telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer mağazaları spor haberlerini sunar. Ile devam ediyor. Sayın seyirciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kardemir Karabük Spor bugün Ovacık Spor Lisesi'ni ziyaret ederek çocuklarla sohbet edip sonrasındaysa sahada maç yaptı. Etkinliğe Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahit Doğu, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ve Kardemir Karabük Spor yöneticileri Tuncay Yıldız, Necati Kodaloğlu, Suat Aksu, Kardemir Karabük Spor futbolcularıyla teknik heyetle katıldı. Kardemir Karabük Spor Kulübü'ne bize bu güzel günü yaşattıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulumuz Ovacık Spor Lisemiz, Türkiye'mizdeki 61 spor lisesinden biri. Bu okulumuzu gerek ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, ilçe kaymakamlığımız ve il milli eğitim müdürlüğümüz olarak bir geliştirme eylem planı hazırladık. Bu eylem planı çerçevesinde iki etkinliklerimizden biri de bu okulumuzdaki öğrencilerimizi Kardemir Karabük Sporlu futbolcularımızla, sporcularımızla buluşturmaktı. Bu teklifimize kulüp başkanlığımız olumlu cevap verdiler ve bugün bu güzel faaliyeti gerçekleştirmiş olduk. Zunächst einmal danke für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. İlk önce çok teşekkür ederim. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah tekrar çok mutluyuz burada olduğumuza. İnşallah çocuklara, okullara, öğretmenlere hepsi de bir güzel bir gün yaşatabiliriz. Und ist natürlich deshalb wichtig, weil çünkü her ülke için çocuklar birinci sırada gelir. Hani büyük bir idman olmayacak ama çocuklarımızdan tabii ki öğrencilerle futbol sahasına gidip orada biraz onlarla futbol oynayacağız. Sehr mal schön, dass wir hier sind. Hani başkanımızın adına ve bütün yönetimimizin ve kulübümüz adına buraya geldiğimiz çok teşekkür ediyoruz. Karabük sporumuza bugün bize vakit ayırdıkları için gerek yönetime, gerek teknik heyete, gerek sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahit Doğu. Bugün spor lisemizin güzide öğrencileriyle ilimizin güzide takımı Karabük sporumuzu buluşturmak istedik. Bundan hasıl olmasını arzu ettiğimiz maksadımız sporcu olarak belli bir mantaliteyle, mental fikirle, zihinle yetiştirdiğimiz çocuklarımızı bunu sahada terini atarak bunu da sektörün içinde olan insanlar marifetiyle bir araya getirmek istedik, buluşturmak istedik. Çünkü bizim için spor lisemiz çok kıymetli. Belki de Türkiye'de ilçe sınırlar içerisinde tek spor lisesiyiz. O yüzden spor lisemiz bizim için çok kıymetli.
Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz, kulüp başkanımızı ziyaret ederek Ovacık Spor Lisesi'nin ile oyuncularımızı, hocamızı bir araya getirerek hem spor lisemizine dikkat çekmek, hem hazırlamış oldukları bir eylem planı çerçevesinde buranın daha fazla tanıtımını yapmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleşti. Sayın Başkanımızın gerçekten çok yoğun işleri olduğundan dolayı katılamadı. Buraya geldiğimizde çok güzel bir ortamla karşılaştık. Sayın Kaymakamımız, ilçenin çok kıymetli yetkilileri, ilçe Milli Eğitim Müdürü, il müdürümüz ve diğer kişilerin bizi çok büyük bir sevgiyle, coşkuyla Karabük Spor'u karşıladıklarını gördük. Biz de bundan ziyadesiyle memnun olduk. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında yaz ferahlığını erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Eylül'e kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize yaz aylarının canlılığını getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine yazı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları Ankara Caddesi numara 87. Telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer Mağazaları spor haberlerini sundu. BRTV Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik sayın seyirciler. Bir sonraki bültende sizlerle olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, bizden ayrılmayın.